Depremden sonra yaşadığımız ve maalesef sorunu çözmeye yönelik bir adımın atılmadığı İskenderun'dan bahsediyoruz. Toz, özellikle yaşadığımız toz bulutlarının bizi ne kadar çok etkilediğini anlatmaya gerçekten kelimeler yetmiyor. Bundan sonra yaşayacağımız süreçte biz hasta olmak istemiyoruz açıkçası. Ama ne yazık ki işte görüldüğü gibi etrafımızda yaşanan bu tozlar nedeniyle dışarı çıkamaz oluyoruz. Biz İnsan Hakları Derneği olarak bunu biliyoruz ki bu insanların insanca yaşayabileceği, sağlıklı yaşayabileceği bir çevreye sahip olması gerekiyor. Doğal afet ama felaket dönüşen bir doğal afet yaşadık ve bu süreç beklediğimizden çok çok uzun sürdü. Önce yıkılan binaların kaldırılması, molozdan kaldırılması süreci, ardından hasarlı binaların yıkımı ve kaldırılması süreciyle beraber başlayan özellikle çevre kirliliği başta olmak üzere toz kaynaklı çevre kirliliği başta olmak üzere sağlık problemlerine neden olan bir sürü etmen ortaya çıktı. Evet, büyük bir oranda şu anda yıkılması gereken binaların büyük bir kısmı yıkıldı, ancak henüz yapım aşaması, yani yeniden inşa aşaması yeni başladı. Bunun için her yerde birçok şantiye görebiliyoruz. Burada olduğu gibi devasa şantiyeler var. Özellikle rezerv alanları ve kentsel yerinde dönüşüm alanlarında bunları görmek mümkün. Tabii ki inşaat ortamında tozun çıkması olağan, ancak kontrolsüz şekilde yapılan işlemler halk sağlığı açısından ciddi sorunlara neden olmakta. Toz bu halk sağlığı sorunlarının başında sorunlarına neden olan etmenlerden başında birisidir. Aşırı toz, normalde beklenen üstündeki aşırı toz solunum hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabilmekte. Bunlar astım, kronik bronşit gibi hastalıkların alevlenmesi, tozun akciğerlerin en küçük hücrelerine almasıyla beraber akciğerlerde birikmesiyle oluşan pnömokonyoz gibi hastalıkların sayısını ve sıklığını arttıracaktır. Dolayısıyla ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalacağız. Bundan en çok çocuklar, yaşlılar ve özellikle daha önceden bilinen solunum hastalığı olan kişiler etkilenecektir. Uzun dönemde ise karşılaşabileceğimiz önemli risklerden bir tanesi de kanser vakalarının artışıdır. Başta mezotelioma olmak üzere solunum yolu kanserleri ve diğer kanserlerin miktarında artış olacağı bilimsel olarak bilinmektedir. Tabii bu yıllar sürecektir bu artışın görülmesi. Bunun için basit önlemler alınabilir. İş ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerektiği basit tedbirlerin alınması bu olumsuzlukları bir miktar azaltabilecektir. Bu molozlar ya da hafriyatlar kaldırılırken ve taşınırken alınması gereken basit önlemler var. Sulama bunlardan bir tanesidir. Diğeri ise taşıyıcı araçların üstlerinin örtülmesidir.